Merhaba, yeni bir Osmanlı tarihi videosuyla karşınızdayım. Bu videoda Osmanlı'nın yenileşme hareketlerinde etkisi olan, ilk karşılaşmasını sağlayan belki de bir kişiden bahsedeceğim. 28 Çelebi Mehmet Efendi. Araştırmamı yaparken yararlandığım kaynakları videonun açıklama kısmına ekledim. Dileyenler videonun açıklama kısmındaki blog sayfama ulaşıp videonun metnine de oradan bakabilirler. Büyük bir hırs ve enerjiyle kurulan Osmanlı Devleti uzun yıllar 3 kıtaya hükmetti. Avrupa ve Orta Doğu siyasetini belirledi. İstanbul'un fethiyle tarihte bir devrin kapanmasına, yeni bir devrin açılmasına sebep oldular. Gel zaman git zaman o parlak günler kaybolmaya başladı. Yavuz Sultan Selim'in 8 günde çölü geçen ordusu girdiği her savaşı kaybeder oldu. Duraklama döneminde devlet ve orduda meydana gelen bozulmalarla ilgili çeşitli risaleler padişaha sunulmuştur. Dönemin şartlarına göre orduda yapılması gereken bazı ıslahatlardan bahsedilmiştir. Yenileşme hareketleri Yeniçerilerin ve ilmiye sınıfının direnciyle karşılaşmış, bazen de padişahın ölümüyle sonuçlanmıştır. Tabi burada bahsedilen ıslahat hareketleri sadece askeri alandadır. 1683 yılındaki 2. Viyana kuşatmasından sonra Osmanlı orduları girdikleri her savaşı kaybeder oldular. Özellikle 1699 yılında Karlofça Anlaşması ile alınan büyük yenilgi Osmanlı'da tam bir hayal kırıklığı yarattı. Osmanlı gururu bazı şeyleri kabul edemiyordu ancak askeri ve ekonomik üstünlük Avrupa'ya geçmişti. Bu dönemde kaybedilen savaşlar ve topraklar Osmanlı'nın Avrupa devletleri arasındaki prestijini de etkilemiştir. Osmanlı teknik ve askeri olarak Batı'dan geri kaldığını kabul etmiştir. Bunun bir göstergesi olarak Batı ülkelerine uzun süreli olarak elçi göndermiştir. Batı'ya göz attığımız bu ilk dönemler Lale Devri olarak bilinir. Pasarofça Anlaşması ve Patron Halil İsyanı arasında kalan dönem. Bu dönem romantik tasvirlerle anlatılır. Sadabat bahçelerinde, kaplumbağaların üzerinde mumlar, zevk ve safa düşkünlüğü bir dönem olarak anlatılır. Bu dönemde yapılan başka yenilikler de bulunmaktadır. Lale Devri'nde uzun bir dönem barış siyaseti izlenmiş, herhangi bir savaşa girilmemiştir. Batı ülkeleriyle ilişkiler geliştirilmeye çalışılmış, ilk elçiler gönderilmiştir. Osmanlı tarihi boyunca diğer ülkelere pek çok elçi gönderilmiştir ancak bu dönemde gönderilen, videomuzun da konusu olan 28 Mehmet Çelebi kadar etki uyandıran başka biri olmamıştır. 28 Çelebi Mehmet, tahmini 1670 yıllarında doğmuş, Yeniçeri Ocağı'nda askerlik yapmış bir bürokrattır. Zaten 28 lakabı da kendisine Yeniçeri Ocağı'nın 28. ortasına mensup olmasından dolayı verilmiştir. 28 Mehmet Çelebi 1720 yılında Fransa ve İspanya arasında bir saldırmazlık anlaşması yapmak üzere Fransa'ya gönderilir. Bu amacının yanında Fransa'nın şehirleşmesi, eğitim sistemi üzerine araştırma ve gözlem yapması, bunların Osmanlı ülkesinde uygulanabilecek olanları raporlaştırması istenir. Ekim 1720'de başlayan yolculuğu Ekim 1721'de sonlanır. 10 ay boyunca Paris'te kalmış, Kral 15. Louis tarafından kabul edilmiş, Fransız kültürüne dahil pek çok şeye tanık olmuştur. Günümüzden tam 300 yıl önce yapılan bu yolculuk ve 28 Mehmet Çelebi'nin yaşadıkları okumaya değer. Paris'te kaldığı süre boyunca hastaneleri, okulları, parkları, sarayları gezmiş, kendisi adına düzenlenen operaya katılmıştır. Belki de tarihte operaya katılan ilk Osmanlı 28 Mehmet Çelebi'dir. Operaya olan beğenisini ve şaşkınlığını sefaretnamesine şöyle yazmıştır. Sadece Paris'e mahsus adına opera denilen bir oyun çeşidi varmış. Burada çok tuhaf sanat ve hünerler gösteriyorlarmış. Operayı büyük topluluklar seyrediyormuş ve daha çok da şehrin zengin tabakası hoşlanıyormuş. Opera binası kralın sarayının hemen yanındaydı. Bu saray özellikle bu opera denen oyun için yapılmış. Burada herkesin derece ve rütbesine göre ayrı ayrı oturacak yerleri vardı. Bizi kralın oturduğu yere götürdüler. Binanın her tarafı kadın ve erkekle ağzına kadar doluydu. Yüzden fazla çeşitli çalgı aletleri duruyordu. Her taraf kapalı olduğundan içeride yanan yüzlerce bal mumu ve avize ortalığı aydınlatıyordu. Bu büyük salon için büyük masraflar yapıldığı anlaşılıyor. Trabzanlar, direkler ve dört bir yan, tavan da dahil altın yaldızlı oymalarla süslenmişti. Operaya gelen kadınlar da sanki ipekli kumaşlara ve mücevherlere batmışlardı. Önümüzde saz takımının oturduğu yere işlemeli büyük bir perde asmışlardı. Gelen halkın hepsi yerlerine yerleştikten sonra önümüzdeki perde aniden yukarı kaldırıldı. Arkasından orta yere büyük bir saray çıkıverdi. Oyuncular sarayın bahçesinde kendi özel kıyafetleriyle ve 20 kadar peri yüzlü kız pırıl pırıl taşlı elbiseleriyle ortalığı aydınlatırken çalgılar da ortalığı nameye boğdular. Bir süre dans ettikten sonra operaya başladılar. Opera denilen oyunda herhangi bir hikaye canlı olarak oynanmaktadır. Günümüzde bile operaya gitmeyen insanların olduğunu düşündüğümüzde 300 yıl önce bir Osmanlı'nın Paris'te opera izlemesi ona nasıl bir hayranlık uyandırmıştır, varın siz düşünün. 28 Çelebi gördüklerini sanki yeni bir dünya keşfetmiş gibi anlatır. Sarayları, bahçeleri, havuzları kendisine has üslubuyla anlatır. Şaşkınlığını göstermek için acayip ve garip kelimelerini bolca kullanır. Şehirdeki binaların,
3, 4 hatta 7 katlı olduğunu, Paris'in sokaklarının geniş ve kaldırımlı olduğunu söyler. Fransızların sosyal yaşamı da dikkatini çeker. Özellikle kadınların günlük hayat içerisinde olması, rahat hareket etmeleri, en alt tabakadan bir kadına bile bir beyzadenin saygı içerisinde davranması gerektiği dikkatini çekmiştir. Fransız kadınları ile ilgili sefaretnamesine şunları yazmıştır. Fransa'da kadınlara gösterilen itibar, erkeklere gösterilenden kat kat fazladır. Bu yüzden kadınlar ne isterlerse yapar ve istedikleri yerlere rahatça gidip gelebilirler. Kimse bir şey demez. Mesela rütbe ve mevki değerli bir beyzade, çok değersiz de olsa bir kadına saygı göstermek zorundadır. Buralarda daha çok kadınların sözleri geçerlidir. Öyle ki Fransa'ya kadınların cenneti diyorlardı. Gerçekten de buralarda kadınlar hemen hiçbir zahmet ve güçlük karşısında değildirler. Her türlü istek ve arzuları vakit kaybedilmeden hemen yerine getirilirmiş. Yani bir Osmanlı olarak Paris'e karşı 28 Mehmet Çelebi'nin hayranlığı, şaşkınlığı ortadadır. Fransızlar da bu konuda hayret ve merak içerisindedir. Öyle ki 28 Mehmet Çelebi'nin gezileri sırasında insanların yollara taştığını, kendilerini görebilmek için ezilme tehlikesiyle karşı karşıya olduklarından bahseder. Hatta kendi cümlesiyle Osmanlı görmediklerinden acep, ne asıl insanlardır deyi talep ederler. Paris'te oldukları sırada Ramazan ayı gelir ve oruç tutarlar. Cemaat halinde teravih namazı kılarlar. Halk kendilerini yemek yerken, namaz kılarken izlemek ister. Rahatsız olsalar da bu isteklerini kabul eder, onları kıramazlar. Bu sefirlik sırasında Fransızlar için de bir Osmanlı görmek, bir Osmanlı'yı yakından görmek farklı bir deneyim olmuştur. 28 Çelebi Mehmet, Paris sefareti sırasında gördüklerini kendi üslubunca yazmıştır. Dönüşte Fransa sefaretnamesi olarak 3. Ahmet ve damat İbrahim Paşa'ya bunu sunmuştur. Sefaretname sonraki yıllarda Osmanlı'nın batıya bakışıyla ilgili değişikliklerin başlangıcı olmuştur. 28 Çelebi Paris'ten dönerken sarayların, parkların ve bahçelerin planlarını yanında getirmiştir. Yapılan bahçeler ve havuzlarda bu planların etkili olduğu söylenmektedir. Zaten Batı etkisi kendisini önce mimari alanda göstermiştir. Bu gezi sırasında 28 Mehmet Çelebi'nin oğlu Sait Efendi de yanındadır. Sait Efendi Paris'te oluşturduğu çevre ile matbaanın Osmanlı'ya gelmesine öncülük etmiştir. Ayrıca Paris'ten getirdiği kitaplar, eşyalar, mobilyalar ile Paris modasının Osmanlı başkentine yayılmasını sağlamıştır. Daha sonraki yıllarda Paris elçiliği yaparken İstanbul'a gönderdiği tablolar ile Osmanlı resim sanatında, Osmanlı minyatür sanatında Batı tarzında değişikliklerin yol açmasına sebep olmuştur. Özellikle Levli'nin minyatürleri üzerinde etkili olmuştur. Batı dünyası hakkında Osmanlı ülkesinde ilk bilgilerin oluşmasına katkıda bulunan 28 Mehmet Çelebi'nin Fransa sefaretnamesi Enver Ziya Karal'ın dediği gibi Osmanlılar için garpta açılmış ilk penceredir.